Merhabalar sevgili Sathya Türk izleyicileri. Kilise ve Geleneklerimiz programına hoş geldiniz. Katolik Kilisesi gelenekleri üzerine Peder Alexi Dowsett'le sohbetimiz devam ediyor. Merhaba Peder, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Bugün başka bir konuyla seyircilerimizin karşısındayız. Hı hı. Geçen programımızda cemaatlerden bahsettik. Hı hı. Bugünkü konumuz çok daha derin ve aslında Türkiye'de çok konuşulan bir konu. Hı. Büyü ve mucizeler konusunu işleyeceğiz. Genelde Türkiye'de ve aslında dünyada büyünün çok önemli bir yeri var. Herkes büyüden bahsediyor. Büyü yapılınca çok büyük işlerin olacağını düşünülüyor. Ama bizler kilise olarak ne düşünüyoruz büyü konusunda? Bunu size sormak istiyorum. Biz Hristiyan olarak kesinlikle büyülere inanmamalıyız. Çünkü öyle bir şey yok. Öyle bir güç yok. Çünkü büyü nedir? Bir büyü bir böyle oluyor. Kötülük var. O da bir program yaptık daha önce. Evet. Kötülük hakkında. Kötülük var. Ve bu kötülüğe karşı her zaman yani biz bir çare bulmak istiyoruz. Ve çoğu zaman bulamıyoruz. Hem ve anlamıyoruz acaba niye bu böyle bir kötülük var, niye bu kötü beni etkiliyor, ne oluyor içimizde, kafamızda, ne başlıyor, inceliyoruz, sebeplerini inceliyoruz. Ve ne geliyor, acaba bir kişi veya bir şekilde bir düşman, bir kişi bana bir şey yaptı mı, bana bir şekilde bana bu kötülüğü bana gönderdi mi? Buradan problem burada. Niye hemen bu şekilde düşünüyoruz? Çünkü kimse sen kötülüğe gönderemeyiz. Öyle bir gücümüz yok. Belki sana karşı olabilirim ama kötülük yapabilirim. Ama bir şekilde manevi bir şekilde yani sana kötülük böyle bir yusarak kötülük gönderemem. Böyle bir gücümüz yok. Öyle. Ama böyle bir inanç var. Büyü yok. Büyüle yok. Ama şeytan var. Ve kötü şeytanları yani kötü düşüncelerimiz var. İçimizde seslerimiz var. Hem iyi hem de kötü seslerimiz var içimizde. Büyü ne zaman büyüyü düşünüyoruz? Özellikle daha çok İçimizde kötü sesleyen seslerini duyuyorsak. Çünkü tabii bir ses var. Anlattığım şeyler zaten daha çok içimizde konuşan bir sesten bahsettim. Bu sesi, kötü sesleri, içimizdeki kötü seslerini duyuyorsak tabii ki etki var. Bizi etkiliyor. Hemen moralimizi bozuluyor. Hemen psikolojimizi bozuluyor, mahvediyor. Ama biz yapıyoruz. Biz kendimizi mahvediyoruz. Biz kendimizi moralimizi bozuluyor. Kimse mahvetmedi. Ama tabii ki bu ses biraz kurnaz. Şeytan kurnaz. Şeytan böyle nasıl çalışıyor? Şeytan başlangıçtan beri şeytan nasıl çalışıyor? Kutsal kitabına bakabiliriz. Kutsal nasıl yapıyor? Suçluyor. Suçlanıyor. Suçlanıyor. Sen böyle bir kötülük varsa çünkü suçlusun.
Ve bu kötülük seni etkiliyor. Niye? Çünkü mesela Tanrı seni korumadı. Seni savunmadı. Suçlanıyor. Şeytan suçlanıyor. Büyüler bu. Biz suçluyoruz. Suçluyoruz. Ama tabii ki çözüm bulan yok. Zaten ne huzur ne şifa bulamıyoruz bu şekilde. Aslında büyüler anlattığınız üzere daha çok şeytan tarafından kullanılan bir hizmet gibi geliyor bana. Yani daha çok suçlamak için, karanlık tarafları ortaya çıkarmak için, insanların birbirlerine düşman olmasını sağlamak için yapılan bir şeytan Kesinlikle. Çünkü şeytanın işi bu. Şeytan bizi düşürmek çalışıyor. Bizi üzülmek üzmek çalışıyor. Böyle oluyor. Niye? Çünkü Tanrı her zaman o ters çalışıyor. O bize her zaman bizi teşvik veriyor. Bize neşe veriyor. Huzur vermeye çalışıyor. O yüzden bu mücadelesi var. İçimizde belli. Belli. Ve büyüler veya büyüler tam büyülere inanıyorsak kesinlikle şeytanın tarafındayız. Bunu net söylemeliyiz. Genelde büyü yapan insanlar bu konuyla ilgili daha çok para kazanmak amacıyla aslında. Bu da bir... Burada enteresan bir kriter. Evet. Çünkü normalde şifa bir dua ücretsiz bir şey. Bana zaten her zaman bu kriter veriyorum. Fark nedir? Bir papaz ve bir peder ve bir hoca arasında fark, en büyük fark nedir? İkisi de iyilik iyilik yapmaya çalışıyorlar. Ama hocalar daha çok iyilikten daha çok para kazanmaya çalışıyorlar. Fark budur. Yani bir dua için normalde bir karşılıksız bir şey. Sen benden bir dua istiyorsan kesinlikle bana para vermeyeceksin. Karşılıksız bir şey. Bağış vermek farklı. Yani kiliseye bağış verebilirsin. Ama ayrı bir şey, ayrı bir konu. Çünkü bir dua için normalde para vermeyeceksin ve bir özellikle bir dua için bir fiyat varsa o biraz tehlikeli gerçekten. Siz bir rahip olduğunuz için size sormak istiyorum. Kapınıza çok gelenler vardır bununla ilgili. Papaz büyüsü diye bir şey var. Genelde herkes bilir bu büyünün adını. Bununla ilgili size gelenler var mı? Sizden bu konularla ilgili dua isteyenler var mı? Bunu çok merak ediyorum. Maalesef çok var. Ve çok üzüntülü bir şey. Niye? Çünkü bana gelen kişi... Bunlar çok acı çekiyorlar. Ve genel olarak benden önce bütün hocalara gitmişler. Sonunda niye? Çünkü çözüm olmadığı için bana geliyorlar. Tabii ki üzülüyorlar çünkü ben zaten hem açık soruyorum. Ben bu papaz büyüsüne inanmıyorum. Böyle bir şey bence yok. Kesinlikle böyle bir dua, çözünen bir dua yok bizde.
Ama bir şey daha eklemem gerekiyor. Hiçbir zaman yani bu şekilde kalmıyorum. Tabii ki herkesi kabul ediyorum. Hı-hı. O genel olarak zaman arıyorum bu insanlarla. İnsanlar için ve oturuyoruz, biraz sohbet ediyoruz. İstiyorlarsa yani bana anlatabilirler. Yani problem nedir? Ve genel olarak yani çoğu zaman problem ilişki problemi. Eşleriyle olan, sevgilileriyle olan. Ama yani ilişki problemi var. Ve ne o zaman biraz dinliyorum. Sana ben bir şey yapıyorum. Her zaman onlarla dua ediyorum. Katolik kilisesinde mesela biz mum kullanıyoruz. Birlikte mum yakıyoruz. Ve genel olarak ben kitap veriyorum. Küçük hangi kitap? Mezmur kitabı. Mezmurlar onlar çok güçlü duaları. Ve herkes kullanabilir. Ve gerçekten etkileyen. O yüzden kitap veriyorum, mum yaktık, biraz sohbet ettik. Sonra insanlar zaten yani bu şekilde insanlar bırakmıyorum ama yine de dünya gönderiyorum. Öyle ama çok acı bir konu, acı bir konu ve maalesef. Bu ben çok üzülüyorum çünkü özellikle bu hocalar, bu insanlar özellikle insanların acılarını kullanıyorlar. Evet. O yüzden bu da yani çok çok büyük bir günah. Çok büyük bir günah. Çünkü insanların acılarını kullanmak için özellikle para kazanmak için bence çok ayıp bir şey. Çok ayıp özellikle bir şey. Ülkemizde buna inanan çok çok insan var. Ve insanlar bu konuda kullanılıyorlar. Ve yani bunun için üzülüyorum. Ve bu görüşün tam anlamıyla bitmesi için Tanrımıza daha çok dua etmemiz lazım. Çünkü şeytan gerçekten bu konuyu çok kullanıyor. Tabii. Ve bizi izleyen Hristiyan olmayan seyircilerimiz varsa onları da bu konuda uyarmak istiyorum. Yani büyü gerçek değildir. Ve size sormak istiyorum. Büyüye Tanrı büyüye nasıl bakıyor? Yani örnek verebileceğiniz bir kutsal kitapta bir ayet, bildiğiniz, hatırladığınız ayet var mı? Ya da büyüye bakış açısını anlatan bir şey var mı kutsal kitapta? Bunu sormak istedim. Bazen özellikle Markos İncil'inde böyle bir hikaye var. 8. bölümünde. O İsa bir kör adama bir şekilde yani o elleri dokundu. Biraz toprağı kullandı bu şekilde. İsterseniz o ayeti okuyabilirim. Olabilir çünkü sanki biraz büyüye benziyor. Evet. Şimdi o ayeti okumak istiyorum. Markos 8:22-26. İsa ile öğrencileri Betsaida'ya geldiler. Orada bazı kişiler İsa'ya kör bir adam getirip ona dokunması için yalvardılar. İsa körün elinden tutarak onu köyün dışına çıkardı. Gözlerine tükürüp ellerini üzerine koydu ve bir şey görüyor musun diye sordu. Adam başını kaldırıp insanlar görüyorum dedi. Ağaçlara benziyorlar ama yürüyorlar. Sonra İsa ellerini yeniden adamın gözleri üzerine koydu. Adam gözlerini açtı, baktı, iyileşmiş ve her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı. İsa köye bile girme diyerek onu evine gönderdi. Evet. Bu tuhaf bir hikaye. Çünkü gerçekten söylediğim gibi sanki burada İsa büyü yapıyor. Sanki bir büyücü. Ama bir şey eklememiz gerekiyor. Burada belki çıkmıyor.
Ama her mucizede bir madde yok. Zaten daha doğrusu bir madde lazım. Hı. Ama madde değil. Hı hı. İman. Hı hı. İman. İman. Bu önemli bir şey. Biz şifa istiyoruz. Bu kötülükten uzak kalmak istiyoruz. Hı hı. Ve bunun için Tanrı'dan destek istiyoruz. Hı hı. Ama bu destek için yani ilk önce Tanrı'ya inanmalıyız. Hı hı. Çünkü her şey imanımıza göre oluyor. Bunu gerçekten söylememeliyiz. Özellikle bize gelen şifa isteyenlere bunu söylemek istiyorum. Sen şifa istiyorsun, huzur istiyorsun, neşe istiyorsun ama ne kadar yani bu şeyler ne kadar Tanrı'dan bekliyorsun? Çünkü inanmak ve beklemek, ümit etmek aynı şey. Aynı şey. İncil'de İsa birkaç kişi iyileşti. Ama iyileşme geldi. Niye? Çünkü İsa'yı kabul ettiler. O İsa'nın gücünü kabul ettiler. Açık bir şekilde İsa'yı kabul ettiler. O yüzden gerçekten en büyük fark bu. Demek ki yani bizim acılarımız için bir çare var. Hı hı. Ama her zaman Tanrı tarafından. Hı hı. Yani büyücülerden gelmiyor. Yani büyülerden, papaz büyülerden yani buradan gelmeyecek. Hı hı. Ama İsa'dan gelecek. Hı hı. İsa'dan gelecek. Ve yani şükredelim İsa para istemiyor. Hı hı. İstemiyor. Bu sadece ne kadar iman bekliyor. İman bekliyor. Ve dua etmemizi. Ve zaten gerçekten imanlıysak bir şekilde dua edeceğiz. Hı hı. Ve söylediğimiz gibi başka bir programda biz dedik ki dua etmek ve İsa ile Tanrı ile ilişki kurmak aynıdır. Hı hı. Aynı şey. Hı hı. Yani anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla büyü ve mucize farklı şeyler. Mucize bekliyorsak Tanrı'ya gitmeliyiz ve iman etmeliyiz ve dua etmeliyiz. İşte. Büyünün hiçbir yaptırımı yok. Büyü genelde şeytanın aracılık ettiği ve şeytanın insanları kullandığı kara bir kötülük. Ve çözüm olmuyor. Evet. Çünkü mucize var. Evet. Yani gözlerimizi açalım ve etrafımızda eminim ki imanla, hı-hı, imanla mucize oldu. Şifa bulunan insanları tanıyorum ben. Gerçekten böyle şeyler var. Peki bununla ilgili okumamız gereken bir kitap önerebilir misiniz bize? Adını söyleyebilir misiniz? Yani bu büyülerin kötülüğüyle ilgili ve başka bildiğimiz ama aslında yanlış büyü olan şeylerin hakkında bir kitap var mı acaba? Onu okuyabilir miyiz? Bu büyü hakkında yani böyle bir kitap mutlaka var. Ama mesela bir Katolik bir çocuk bir küçük bir kitapçık yani yazdı. Hı hı. Özellikle bu tam uzaklaştıran yolları hakkında yazdı. Hı hı. Ve bir küçük bir bölüm var özellikle büyüler hakkında. Hı hı. Zaten bu kitap Hakif Kum yazdı. Hı hı. Sanırım mukaddes kitap evi şirketinde, hı hı, yani bulunur. Hı hı. Öyle mesela. Hı hı. Mesela ama en yani ne okumamız gerekiyor bu konuda? İncil. İncil.
gerçekten. Evet, evet. Ve son küçük bir sorum olacak. Bu çok okunan bir kitap olduğu için söylemek istiyorum. Harry Potter kitabın bir özel bir serisi var. Bir seri var. Çocukların çok sevdiği bir kitap. Açıkçası benim de çok severek okuduğum ve izlediğim filmi ve kitabı. Ama siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kilise bu konuda ne düşünüyor? Bu kitaplar zaten masal. Tamam mı? Ve ben bence bu kitaplar özellikle ne anlatıyor? Böyle dünyamızda kötülük ve iyilik var. Ve biz daha çok bu dünyada daha çok iyilik görmek istiyoruz. Bu kitaplar biraz yani tabii ki bir risk var. Bir risk var çünkü genel olarak bu kitaplar çok yani Hristiyanlığın teolojisinin çok uzak. Niye? Çünkü okuyarak sanki bir yani kötülük ve iyilik arasında bir eşitlik var. Ama Hristiyan teolojisine göre böyle bir şey yok. İyilik var. Yani kötülük bir yokluk. Ve kesinlikle eşitlik yok. Sanki ikisi de aynı güçlü. Aynı güçte. Böyle bir şey yok. Çok yanlış bir şey. Sonunda bunu öğrendik. Yani İsa aracılığıyla İsa dirildi. Demek ki her zaman iyilik kazanıyor. Belki görmüyoruz. Ve birkaç konuda sanki kötülük kazanıyor. Ama imanımız ve ümidimiz bu. Yani iyilik her zaman kazanıyor. Kötülük, karanlık, onlara fazla önem vermemeliyiz. Çünkü ne zaman güçlü olduklarında, özellikle onlara önem veriyorsak. Bu kitaplar özellikle böyle bir risk var. O bayağı çok var kitap veya filmler var. Mesela bu Türkçesi unuttum yani çok Tolkien kitabı var bu Ring bu Yüzüklerin Efendisi. Evet bu da aynı şey var. Aynı risk var. Fazla bu filmlerde bu kitaplarda bence fazla kötülüğe önem veriyorlar. Daha çok iyiliğe önem vermeliyiz. Ama tabii ki iyilik genel olarak alçak gönül, mütevazı bir şey. Yani kötülük her zaman, zaten kötü insanlar bağırıyorlar. Bağırıyorlar. Bu da bir enteresan bir kriter. Bu da İsa alçak gönüllü, yani bir uyumlu bir insandı. Bu şekilde. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peder Alex'i bugünkü sohbetimiz için de. Sevgili Satya Türk izleyicileri, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Esenlikler dileriz.